Diyoruz efendim. İkinci konuğumu sizler yakından tanıyorsunuz. Ailenizin herbalisti. Bugün de bitkilerin dünyasından çıktı, uçtu ve geldi stüdyomuza. Kendisi bugün bakalım bizlere hangi bitki karışımlarını önerecek? Konumuz diyabet ve şeker hastalığı değil mi hocam? Diyabet, Karaciğer mide sıkıntısı. yağlanması hakkında bizleri bilgilendirecek. Yayınımıza bağlanmak isterseniz eğer alan kodumuzla birlikte 0212 356 9992 numaralardan canlı canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Hocamıza, herbalistinize, ailenizin bitki uzmanına sorularınız varsa bu tip rahatsızlıklar üzerinde sorularınızı sorabilirsiniz. Ve dönüyorum hocama. Hocam günaydın. Günaydın. Hocam takımınıza hayran kaldım. Parıl parıl parlıyorsunuz. Sizin Sizin yanınızda. yanınızda ben sönük kaldım bugün efendim. Estağfurullah. Sizin yanınızda ben sönük kaldım bugün. Çok şıksınız. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Hürmetler, saygılar. Bugün de yine belgelerle geldiniz. Şimdi Evet. öncelikle hangisinden başlayalım? Diyabetten mi başlayalım Şeker, evet, yoksa? şeker hastalığı. Tamam, şeker hastalığından başlayalım. Hocam şeker hastalığı etkileri nelerdir? Nasıl anlarız şeker hastalığına yakalandığımızı? Yani vücutta belirtileri nelerdir? Yani kişi yavaş yavaş fazla su içmeye başlarsa Hmm. normal ortalama bir kişinin günde 1,5 Hı. ila 2 litre, yaz aylarında 2,5 litre su içmesi normal. Evet. Fakat aşırı su içmeye başlarsa, ağız kuruması vesaire gibi anormallikler başlarsa Hı. şeker hastalığının belirtileri başlıyor demektir. Hmm. Nedir bu şeker hastalığını tetikleyen sebepler? Bunların başında pankreatit, pankreas iltihaplanması. Pankreas iltihaplanması neden olur? Evet. Pankreas nedir? Yani günümüzde birçok organın fonksiyonları nedir, nasıl işlenir, nedir, ne tür hastalıklar sebep olur biliniyor. Fakat pankreas biraz unutulmuş bir organ. Pankreas dil Unutulmuş, şeklinde, o da güzel. unutulmuş, Evet. evet unutulmuş. Evet. Dil Hı. şeklinde uzun, ince, 12 ile 15 santim uzunluğunda, 5-6 santim eninde, 2 ile 3 santim kalınlığında dil Hı şeklinde hı. bir organ. Hı. 4 bölümden oluşur. Yani baş bölgesi 12 parmak bağırsağın içerisinde böyle girmiş C şeklinde Hı. baş kısmı. Arkasında boyun, gövde ve kuyruk kısmı. Kuyruk kısmı da dalakla Evet. bitişik şekilde. Neden iltihaplanıyor pankreas? Ve yağlanıyor. Bunun sebebi nedir? Pankreas iltihaplanmasının yani pankreatitin sebebi pankreas Evet. iltihaplanmasına pankreatit denir. Hı. %90 alkolden kaynaklanır. Ve kimyasal ilaçlar bu süreci hızlandırır. Tabii şey diyoruz hocam çevremizde mesela çok alkol almış. İşte alkolden pankreas yağlanması, karaciğer yağlanması. İşte bu da alkolden fazla alkol alımından dolayı bu yağlanma oluyor değil mi? Bundan dolayı hayatını kaybeden insanlar var değil mi hocam? Evet. Şimdi pankreas, alkol iki türlü alkol var. Yani bir kişi Ben normal alkolden bahsettim, normal ben de içilen. normal Evet. alkolden bahsediyorum. Yani iki türlü alkol var. Evet. Bir kişinin içerek aldığı şarap, bira, rakı gibi Evet, içecekler. evet. İki bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu alkol. Yani biz alkol deyince yani içilen herkesin bildiği alkol değil. Bir de Hı. bağırsaklara mantar Hı. yerleşmişse bunlar ne yapıyor? Alkol üretiyor. Zehirli alkol. Etil alkol, metil alkol. Metil alkol Metil çok alkol. çok tehlikeli biliyorsunuz. Evet. Sahte alkolden insanlar ölüyor. Evet. Geçen de Butil zaten alkol, bunun haberini okumuştuk. evet, bir sürü toksik madde üretir Hı. mantarlar. Japonya'da bir araba sürücüsünü şoför yakalanıyor. Polis bakıyor ki vatandaş Japon sanki alkolün içine düşmüş gibi çok yoğun bir alkol kokusu var adamda. Promillesine bakıyorlar ki fırlamış diyorlar ki ya bu kadar alkolü sen nasıl içtin? Bu kadar alkol içen bir kişi yaşaması mümkün değil. Ölür. Evet. Alkol kullanmam diyor. Kullanırdın, kullanmazdın. Bu da tamamen bağırsaklardaki o Mantarlı, evet. mantarlardan dolayı. Hocam şeker hastalığında belirtileri nelerdir? Yani bu çok fazla evet su içme ihtiyacı, ağzın kuruması, başka ne tür belirtileri vardır? Kan tahlilinden anlaşılır zaten. Hmm. Kişi yani herhangi bir eczaneden de Vücutta bir belirtisi var mıdır hocam? Hani böyle kabarıklık, farklı işte irerlerse, renklerde falan. mesela şeker hastalığı inzülin vuruluyorsa, yavaş yavaş ilerlemişse şeker hastalığı görme bozuklukları başlar. Çünkü Buğulu mu gözün gözüküyor? etrafını, gözü zayıflar yavaş yavaş. Ha. Kör bile olabilir Allah korusun. Evet.
Çünkü gözü besleyen, göz aynı göz küresi elma gibi düşünelim. Bunun etrafını saran çok yoğun bir damar tabakası var. Ağ şeklinde. Kan dolaşımı. Şeker hastalığı nedeniyle bu damarların iç yüzeyinde plakler oluşur ve cam gibi kırılgan olur. Bu nedenle göz beslenemez. Göz beslenemezse şeker hastalığı nedeniyle kör bile olabilir. Hocam besinle de aslında değil mi? Besinlerle de alakalı yani. Yediğimiz besinlerle, düzenli veya düzensiz beslenmelerle de alakalı aslında değil mi? Hani belli bir yaşa gelmiştir. Hani evet şeker hastalığı olabilirse 50 yaşında olur mesela. Ama 20 yaşındaki bir ergen de aslında şeker hastalığına yakalanabiliyor değil mi? Şeker hastalığı problemiyle karşılaşabiliyor. Ya oraya geçmeden şu iki noktayı unutmayın. Bazı insanların da ayak parmakları yavaş yavaş siyahlaşır. Kan dolaşımı yetersiz nedeniyle şeker hastalarında kangrene sebep olabilir. Ayak parmaklarda. Ayak parmağı baş parmağından başlar yavaş yavaş çürütmeye başlar. Ayaklar çürür. Bazı insanlarda ayakları, bacaklarında ve ayaklarında iyileşmeyen ülser dediğimiz çok ağır yaralar oluşur. Kan dolaşım yetersiz nedeniyle. Şeker hastalarında cinsellik de biter. Çünkü cinsel ilişkiden önce bölgeye kalbin 1,5 litre kan pompalaması gerekir. Kan pompalayamaz. Cinsel hayatı da biter. Hocam şeker hastalığı olan izleyicilerimiz varsa hangi size aldık bitkileri dünyasından stüdyomuza getirdik? Hangi tür bitki karışımlarını önerirsiniz? Yani ne kadar sürede kullanmaları gerekiyor? Mantar dedik değil mi? Evet. Yağlanması ve bundan dolayı işte örnek alkol dedik. O Japon dedik. Ben hiç alkol kullanmadım diyorlar. Evet. Adamın oturduğu yere gidiyor. Polis soruyor diyor ki bu vatandaş alkol kullanır mı? Kullanmaz. Evet. Hayatta kullanmamış ama çok yoğun kanında alkol var. Neden? Bağırsaktaki mantarlar, adamı inceliyorlar, laboratuvara gönderiyorlar, hastaneye gönderiyorlar. Bakıyorlar ki bağırsakları mantar dolu. Mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller karaciğere gelir emilerek. Karaciğer arıtmaya çalışır. Neyle arıtacak? B6, B12 vitamini ve folik asitle. Bunu da faydalı bakteriler üretiyor bu vitaminlere. Evet. Eğer ki vitamin oranı düşerse halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik dövülmüş gibi hissetmeye başlar kendini. Yorgun, bitkin yorgun, değil bitkin, mi? Yorgun, bitkin, pili biter yani. Evet. Şimdi benim bir tanıdığım Frankfurt'ta Pakistanlı bir kişi, Kaan isminde, abdestli namazlı bir vatandaş. Fakat kimse yanına yaklaşamıyor, ağzı kokuyor 2 metreden. Diyorlar ki ona ya sen ne kadar alkol içiyorsun, bizi mi kandırıyorsun, şaka yapıyor arkadaşları. Hem namaz kılıyorsun hem alkol içiyorsun. Olur mu? Ayıp oluyor falan diyorlar. Şaka yapıyorlar. O da geldi bana dedi ki ya çok zor durumdayım. 2 metreden ağız kokusuna kimse yanaşamıyor. Evet bu da işte bağırsaklar. Nedir bu dedi. Kulak burun boğaz doktoruna gitmiş. Frankfurt'ta. Evet. Bir şey yok demiş de. Diş doktoruna gitmiş bir şey yok. Gastrolojiye gitmiş. Midesine endoskopi yaptırmış. Hiçbir şey yok. Ben dedim ki bağırsaklarınızda çok yoğun mantar var. Mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller ağız kokusu yapıyor. Gaz yukarıdan aşağı doğru çıkıyor. Evet. Yani toksik maddelerin bir kısmı midenin alt ve üst kapakçığından yukarı doğru çıkarak ağız kokusuna sebep oluyor. Yani ağız kokusunun sebebi %95 bağırsaklardan kaynaklanıyor. Mantarlar değil mi hocam? Evet. Şimdi bağırsaklarda mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller karaciğer arıtamazsa ne olur? Damarların iç yüzeyinde yağlanma, daralma, sertleşme olur. Bu tansiyona sebep olur. Kolesterol, trigliserit ve lipid gibi yağların yükselmesine sebep olur. Bir. İki, pankreas da yağlanır. Diğer organlar da yani beyin. Mesela beyinde loblar arasında plaklar oluşur. Kişide önce hafıza zafiyeti, unutkanlık başlar. Hocam mesela şeker hastalığı var kişide. Bir şekilde şeker rahatsızlığına yakalanıyor ve yüksek tansiyona da mı sebep oluyor yani? Yüksek tansiyonda mı görülüyor şeker hastalığı? Şeker hastalığıyla tansiyon hemen hemen aynı kişide devamlı olur. Hemen hemen %90. Neden? Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamazsa nereye gidiyor? Damarların üst yüzeyinde yağlanma, daralma, sertleşme oluyor. Damarlara mı gidiyor yani? Damarların üst yüzeyinde depolanıyor bu. Damarların İç yüzey aynı su borusuna benzetelim. Metal su borusundan kireçli su geçerse ne olur? Tıkar. Tıkar, evet. Bir insanda ortalama 100 bin kilometre uzun damar var. Damarların iç yüzeyinde oluşan bu plaklar damarları daraltırsa
tansiyon problemi çıkar. Kanı pompalayacak kalp ama nereye pompalayacak? Tıkanmış. Değil mi hocam? Yüksek tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit yağlar yükselir. Evet. Hocam diyabet dedik, şeker hastalığı dedik, işte pankreas yağlanması dedik. İnsanlar her programımızda bunu belirtiyoruz, böyle leblebi gibi antibiyotik ağrı kesiciler yutuyorlar. Ve bunun sonucunda da farklı farklı rahatsızlıkları tetikleyebiliyor değil mi hocam? Sonuçta tamamıyla kimyasal madde kullanmaktan. Hangi bitki karışımlarını önerirsiniz hocam? Ne yapmaları gerekiyor seyircilerimizin? Evet. Diyabet rahatsızlığı, şimdi, pankreas şeker yağlanması. Şeker hastalığı eğer ki çok ilerleme işte. Belirtileri yani böyle başlangıcındaysa. Başlangıçta eğer insülin iğnesi vurulmuyorsa. Mesela Kadıköy'de Kayseriler Derneği var. Burada Kayserili Mehmet Bey var. Bana geldiğinde şekeri 450'den aşağı inmiyor. Evet. Diyet yapıyor. Hap kullanıyor. Buna rağmen düşmüyor. Doktoru mutlaka insülin iğnesi vurulman gerekir. Artık kurtuluş yok demiş. Adamcağız da internetten araştırmış, bulmuş, geldi bana dedi ki yok mu bunun çaresi, var dedim. Hı hı. Bu aloe vera jel. Hocam iğneyle birlikte de kullanabilirler değil mi? Tabii. Zaten insülin iğnesi alıyorsa ilk etapta da kullanabilir herhangi bir, çünkü yan etkisi mümkün değil. Yan etkisinin olmayacağının şeker hastalığı ilerlememişse, son safa değilse. Safa. Hayır, başlangıcındaysa ya da ortalarındaysa hocam ve o iğneyi de vuruluyorsa eğer, hani kullanabilirler değil mi? Çünkü tamamen bilgisayar ve tamamen klinik araştırmalar sonucunda doğrulanmış, araştırmaları yapılmış bitkidir ve bitki karışımıdır efendim. Herhangi bir zaten yan etkisi olmaz değil mi hocam? Hani doktor da tıbbi müdahaleyle birlikte de zaten kullanılabilir değil mi? Çünkü Tayland'da Bangkok Üniversitesi araştırması yapılmış, evet. 35 ile 60 yaş arasında şeker hastalar üzerinde klinik araştırmalara denilmiş. Evet. Etkisi %100 ispat edilmiş. Aloe vera. Hocam ekranda da zaten numaralarınız var. Evet. İnternet adresleriniz de var. Gökçekaktar.com, doğaltedavi.com, diğer doğaltedavi.net internet adreslerinizden zaten bitkiler hakkında, karışımlar hakkında, hangi rahatsızlıklara, hangi bitki karışımları iyi gelir, bu tip konular hakkında da sorularınız, bilgilere ulaşabilirler değil mi hocam? Bu belgeler nedir hocam? Belgelerinizle birlikte gelmişsiniz. Çatalca'dan Fadime Hanım şekeri 200'ün üzerine fırlamıştı. 4 haftada normale döndü. 219'a düştü. Kolesterolü trigliseriti 527, kolesterolü 248'di. Evet. Kolesterol, lipid, trigliserit bütün değerleri normale döndü. Mesela burada trigliseriti 158'e düştü. 527'den. Trigliseriti 527'den 158'e. Hocam mikrofonunuzu. Burada. Evet. Kolesterolü 248'den 88'e düştü. Kullananların 4 hafta sonunda, 4 hafta içerisinde düzenli kullanım sonunda hocamız bilgilerini de belgeleriyle birlikte böyle belgeleri de getirdi. Aslında bu çok güzel bir şey hocam değil mi? Hani hem insanlara faydalı olabilmek, biraz önceki konumda da olduğu gibi sağlık kadar önemli bir şey. Sosyal sorumluluk diyoruz. Kar amacı gütmüyoruz. Kar amacı gütmeden insanları rahatsızlıklarından kurtarmaya çalışıyoruz. Siz de belgeli bütün internet adreslerinizde de zaten mevcut bilgileriniz ve oradaki araştırmalar da mevcut efendim. Orada resimler de var. Değil mi hocam? Evet. Resimleri de birebir kendiniz çekmişsiniz. Kitabınızda da zaten 3. basım değil mi hocam? Kitabınızdan da birazcık bahsetmek istiyorum. İnternet sitenizdeki bütün bilgiler kitabınızda da mevcut değil mi hocam? Evet. Resimle sevgili izleyenler. Bu kitaba da internetten ulaşabilirler değil mi hocam? Evet. Ulaşabilirler. Hani amacımız halkı doğru bilinçlendirmek. Çünkü sektörde, piyasada çok farklı kozmetik ürünler efendim, işte zayıflama ürünleri, farklı farklı işte tabletler, yeşil gibi görünüyor hani tamamen bitkisel rengi vermek için ama kimyasal maddeler içeriyor. Evet, çok bu farklı. Konuyu söylediğiniz için iyi oldu. Mesela bu macun. Bunları da göstermeniz hocam, evet, çok özür dilerim. Bu belgeleri de seyircilerimizle paylaşmanız çok güzel bir şey. Evet. Çünkü bunu kullanan insanlar, kağıdı alabilir miyim hocam, belgeyi alabilir miyim? Bunu kullanan insanlar, değil mi? Tabii. Rahatsızlığından kurtulan insanlar yazılı belgesi, resmi belge. Evet. Bunlar da çok güzel bir şey hocam işte. Elimizde bunları insanlarla paylaşalım belge ki. Var. Bunları insanlarla paylaşalım ki sevgili hocam. İnsanlar da
acaba demesin. Çünkü insanlar, güvenen insanlar alıyorlar, kullanıyorlar. Arkasından hüsranla sonuçlanıyor ya da ilerleyen safhalarda, ilerleyen yaşlarda efendim başka rahatsızlıkları tetikleyebiliyor, başka rahatsızlıklara yol açabiliyor. Kullandıkları ürün her neyse, ben kadın olarak mesela kozmetik ürünü bir maskedir. Kişi bitkisel diye hocam, bitkisel tamamen bitkisel karışım diye kullanıyor. Arkasından ne oluyor? Bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra delik delik bir yüze ve dekolte bölgesine sahip oluyor. Bu da aslında bir lahana suyu mesela ya da başka bir bitkisel karışım. Bu tip şeyler efendim tamah etmeyiniz. Klinik araştırmaları yapılmış, doğrulanmış ürünleri, doğrulanmış bitkisel karışımları kullanınız. Ve evinizde de aktarlara gidip de bir parça ondan bir parça bundan alayım. Aman işte lahana suyu yapayım, aman işte maske yapayım, aman krem yapayım demeyiniz efendim. Biz her zaman söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz değil mi hocam? Bitkiler bir o kadar bütün rahatsızlıklara etkili olabileceği gibi bu başka rahatsızlıkları da tetikleyebilir. Ölümcül rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Şimdi bitkiler 5 ana kategori ayrılır. Dikkatli bir şekilde yani kullanmak lazım. Klinik aslında araştırmalarla etkisi %100 hı hı ispat edilen şifalı bitkiler. Evet. Aloe vera dünyada 2,5 milyon insan üzerinde denenmiş. 2,5 milyon. Bugüne ve aloe veranın, hocam sözünüzü valla evet kesiyorum, ve aloe veranın, aloe vera jelden bahsettiniz. Aloe vera jelin bir sürü kremi var değil mi? Evet. Kremi var, işte selülit kremi var, maskesi var. Hani gönüllü olarak 2,5 milyon kişi üzerinde denenmiş, evet, ispatlanmış bir şeker hastalığına ilgili araştırması akneye, yapılmış. Sedefe. Değil mi hocam? Sabunu farklı. Semorak ekseme. Evet, evet, sabunu hem dış görünüş anlamında hem işte maske, hani kozmetik anlamında kullanılabilir. Bayanlarımız özellikle ve erkeklerimize dahil gönül rahatlığıyla kullanabilir. Hem de organlar anlamında, hani egzama dediniz. Başka ne tür evet rahatsızlıklar? Sedef hastalığına karşı çok çok etkili. Evet. Bağırsaklardaki sedefin bağırsaklardaki hı-hı mantarlardan kaynaklandığı belgelendi. Evet. Eskiden bilinmiyordu. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapıldı. Keratin denen protein yetersizliğinden değil de bağırsaktaki mantarların sedefi tetiklendiği belgelendi. Ekseme yine aynı şekilde. Hı-hı. Bununla da ilgili Mısır'da mesela klinik araştırması yapıldı. Sedef, ekseme, akne evet gibi evet deri hastalıklarının tedavi ettiği belgelendi. Evet. Hocam siz de seyircilerimize tavsiyelerde bulunun. Sizler de bilgilerinizi paylaşın ki çok doğru kanıtlanmış bilgileri bizlerle paylaşıyorsunuz. Kulaktan dolma bilgileri konuşmuyorsunuz, söylemiyorsunuz. Biz de insanlara şöyle diyelim o zaman. Önerilen, tavsiye edilen, aman bana iyi geldi, sen de kullan diyen insanlara tamah etmeyelim değil mi hocam? Tabii tabii. Mesela reishi mantarı Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Hı hı. Ölümlere sebep oluyor, iç kanamalara evet sebep oluyor. Türkiye'de de herhalde yasaklanır yakında. Çünkü Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Çelik hı hı fare zehirine benzer eş değerde toksik madde içeriyor reishi mantarı. Oo, evet. Ama bazıları bunu peynir ekmek gibi satıyor. Yani Allah korusun insan sağlığıyla oynuyorlar. Ben bu sakın konuda efendim, sakın böyle şeylere birçok programda tamah etmeyin uyarıda bulundum. Aman hocam, çıktığınız bütün programlarda lütfen bunu FDA, dinlendirin. Amerika Birleşik Devletleri'nde Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi FDA. Evet. Reishi mantarı tehlikeli. 2002 yılından beri satılmıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde, yasak. Hı hı. Çünkü iç kanamalara sebep oluyor. Ankara'dan benim tanıdığım bir hasta, İsmail Bey isimli bir vatandaş. Evet. Bizim üksürünler iksir, tonik aldı, kullandı, iyileşti. Evet. Dedi ki ya ben bu tedavi sürecini hızlandırmak istiyorum, bir de reishi mantarı kullanayım. Bakın dedim, çok tehlikeli, rizikolu ama mesuliyet kabul etmem. Çünkü bana ait bir şey değil, dikkat edin. Hı hı. Vatandaş 3 hafta sonra ya makattan ve idrar yollarından kan gelmeye başladı. Hı hı. Evet. Bu nedenle bu tür ürünlere Tamah etmeyelim değil mi hocam? Gerekir, evet. Bu tür ürünlere tamah etmeyelim. Klinik araştırmaları yapılmış bilgileri ve ürünlerimizi kullanalım. Bitkisel her zaman diyoruz. Çok etkili olduğu gibi, faydaları olabileceği gibi, rahatsızlıklarımızı giderebileceği gibi ölümcül rahatsızlıklara da sebebiyet evet verebilir diyoruz hocam. Keyifli sohbetinizden bizim dolayı ürünlerimiz klinik araştırmalarla bilgilenmiş. Yapılmıştır. İnternet evet adreslerinizde ve telefon numaralarından evet da ulaşabilirler. Orada klinik araştırmalarını zaten görüp gönül rahatlığıyla da kullanabilirler değil mi tabii hocam? Hocam keyifli sohbetinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yaşama dairinde bugünlük